SGT Haber'den mutlu günler sevgili izleyiciler. Türkiye'nin köklü ve değerli üniversitelerini sizlerle buluşturduğumuz üniversite tercihleri programı ile tekrar karşınızdayız. Bugünkü programımızın ilk bölüm konuğu İzmir Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Film Tasarım Bölümü öğretim üyesi Sayın Yardımcı Doçent Doktor Onur Çakolos. Hocam hoş geldiniz yayınımıza ve İstanbul'a. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Gayet iyiyiz. Allah'a şükür. Hocam İzmir'den geldiniz. Hemen istiyorsanız bir öğrenci arkadaşlarımıza İzmir'de öğrenci olmak nasıl bir duygu? İzmir nasıl bir şehrimiz? Bunun hakkında bilgiyle başlamak isterim programımıza. Güzel bir şey. Ben İstanbul'da da öğrencilik yaptım. Boğaziçi Üniversitesi'nde okudum. Sonra 9 Eylül Üniversitesi'nde okudum. İki tarafı da gayet iyi biliyorum. İstanbul öğrencilere çok heyecanlı geliyor. Büyük bir şehir, yapabileceğimiz her şey var. Benim iki tane kızım var. Onlar da üniversite çağında İstanbul'da okuyalım, o heyecanı yaşayalım diyorlardı ama gerçekten buraya geldiğinde onu pek fazla yaşayamıyorlar. O kadar kalabalık bir şehir, bir yerden bir yere gitmesi sıkıntı. Ders mi çalışacağım, bir yere gittiğin an bitiyor. İzmir'de böyle bir sıkıntı yok. Çok daha ufak bir şehir. Hiç ulaşım problemi yok. Hele şimdi metromuz iki taraftan da kuzey-güney hattı, doğu-batı hattı açıldı. Her tarafa ulaşım çok rahat. Ucuz, yaşaması rahat ve oldukça fazla üniversitesi olan, üniversite öğrencisi olan bir şehir. Üniversite öğrencilerini çok seven bir şehir. Kültürlü bir şehir, aydın bir şehir. Dolayısıyla öğrencilerin çok rahat yaşadıkları, istedikleri eğlenceyi de bulabildikleri, kültür hayatını bulabildikleri, havanın çok güzel olduğu bir şehir. İklim tabii ki çok önemli bir konu. İklim, yağmurda, işte kar yağdı filan öyle dertlerimiz yok. Kültürel iklim de rahat. Yani öyle sinir, stres yok. Öğretim görmek için, bir eğitim görmek için çok güzel bir şehir hakikaten. Gittikçe de bir üniversite şehri olma özelliği kazanıyor. Kesinlikle İzmir'e yaptığım ziyaretlerde de benim de hep ilk başta gözüme çarpan özelliği zaten İzmir'in bu. Tamamen bir üniversite kenti oldu diyebiliriz. Çünkü oldukça fazla üniversite var ve durmadan da öğrencilerin de talep ettiği bir şehir oldu İzmir. Hocam peki bu güzel şehrin benim çok beğendiğim bir üniversite Yaşar Üniversitesi. Biraz da aslında Yaşar Üniversitesi hakkında öğrenci arkadaşlarımıza ve velilerine de bilgi vermek çok iyi olur düşüncesindeyim. Yaşar Üniversitesi nasıl bir üniversite? Ne zaman kuruldu? Kampüsü nerededir? Hangi fakültelere sahip? Biraz öyle genel bilgi vereyim. Yaşar Üniversitesi bir vakıf üniversitesi. Fakat ufak bir vakıf üniversitesi. Böyle devlet üniversiteleri genelde işte İzmir'deki üniversiteler çok büyük üniversiteler, çok büyük kampüslere sahip üniversiteler. Bir fakültesi bir tarafta, bir fakültesi bir tarafta böyle dev üniversiteler. Bizim üniversitemiz, onun da tabii ki bir takım avantajları var ama Yaşar Üniversitesi çeşitli fakülteleri var. Fen Edebiyat, Hukuk, Sanat ve Tasarım, İletişim, Mühendislik, Mimarlık, İktisadi ve İdari Bilimler çok geniş alanda. Belki tıp hariç. Neredeyse bütün alanları kapsayan alanlarda eğitim veren bir üniversite ve daha ufak bir üniversite. Çok güzel bir kampüs alanımız var. Evet. Bir kere çok modern böyle bütün öğrencilerin ve velilerin falan girdiğinde. Benim yani Türkiye'de beğendiğim en iyi kampüslerden birisi bence. Çünkü alanlar o kadar verimli kullanılmış ki hocam. Evet. Her şeye ulaşmanız yani kafesinden spor salonuna ulaşmasınız, dersliğinden oturacak alanlarına ulaşmanız bile böyle bir an meselesi ve çok güzel verimli kullanılmış bir alan akıyor ve çok da şık süper. Ulaşım çok şık. Kolay özellikle. Ulaşım hemen şeyin metro istasyonunun hemen yanında ulaşım problemi diye bir şey yok. Bu şeylerin ufak üniversite olmasının şöyle bir avantajı var ben öyle görüyorum. Ya bizim bütün fakülteler birbirine yakın. Öğrenciler sürekli birbiriyle temas halinde. Hocalar biz birbirimizle temas halindeyiz. Yani diğer üniversitelerdeki gibi sadece kendi bölümüne odaklanmış, kendi fakültesine odaklanmış hoca ve öğrencilerden ziyade genel bir bilim ortamını soluyabiliyor çocuklar, öğrencilerimiz. Yani hukuktan da arkadaş oluyor, orada şeyler ne oluyor, mühendislikten oluyor. Böyle bir genel bir alanda, genel bir kültür, genel bir bilim kültürü almakta çok faydalı görüyorum ben. Ben hep şey derim hocam, kalabalık içinde kaybolmuyor arkadaşlarımız ve bir aile ortamı var. Biz de her üniversite... O aile ortamı çok fena bizde. Evet, yani Yaşar Üniversitesi'ne geldiğim zaman ben hep onu görüyorum zaten. Öğretmeniyle, öğrencisiyle, bütün çalışanlarıyla tam bir aile ortamı var diyebilirim. Ben de buradan öğrenci arkadaşlarıma yaptığım ziyaretlerinde tabii ki bir
özetine geçmek istedim açıkçası hocam. Teşekkürler, gerçekten çok önemli. Çok fazla öğrencimiz yok. Bütün bu saydığım fakülteler içinde hazırlık okulu dahil 6000 öğrenci kadar bir öğrencimiz var. Hoca öğrenci başına düşen şeyler, oranlarımız çok düşük. Dolayısıyla bütün öğrencilerimizi tanıyoruz. Benim şeyde mesela sanat tasarım fakültesinin, ben film tasarım bölümündeyim. 20 öğrencimiz var her sınıfta. En fazla 20 öğrenci var. Hepsiyle birebir tanışıyoruz. İnanın en çok öğrencisi olan hukuk. Orada bile hocalar öğrencileri birebir isimleriyle, hatta aileleriyle filan biliyoruz. Yani hoca öğrenci ilişkisinden çok daha bir abi kardeş ilişkisi gibi bir şey var. Daha samimi, daha güler yüzlü bir ilişki var. İnanın girdiğim zaman ben her sabah üniversiteye girdiğimde içim açılıyor. İzmir'in de büyük etkisi vardır hocam. Ha, İzmir'in kesin var tabii. Hocam, bir kere güzel havayla giriyorsun. Evet. Hocam bir de önemli bir konu tabii ki. Burada şehir dışından Yaşar Üniversitesi'ni tercih edecek adaylar da olacaktır muhakkak. Velilerin aklına ve öğrencilerimizin aklına ilk gelen soru işaretlerinden birisi de şu. Bu çocuk veya ben nerede kalacağım? Barınma imkanları. Yaşar Üniversitesi'ni hani barınma imkanı olarak da oldukça şahane bir ortamı var diyebiliriz. Şahane bir yurdumuz var. Barınma imkanları hakkında bilgi alabilir miyiz hocam? Altın Yunus yurdumuz var. Altın Yunus'u bilenler biliyordur. Aynı kalitede çok şık bir yurdumuz var. Kampüse çok yakın. Yürüme mesafesi, gitme gelmesi. Diyelim ki orada istemediler. Her yerde ev bulmak çok kolay. Barınma da sıkıntı olmuyor. Evet, yani genelde zaten Bornova öğrenci semti şeyi diyelim. Yani mesela şey yoktur. Öğrenciye özellikle ev vermek isterler. Daha iyi severler öğrencileri. Böyle bir barınma sıkıntısı yok. Suç oranı diye bir şey yok. Çok düşük. Tabii ki en önemli şey güvenlik. Yani ben de mesela kızımı geçen sene işte ilk büyük kızımı gönderdim üniversiteye. Hep onu düşünüyordum. İstanbul'da gönderirsem nerede oturacak? Bu ne olacak? Gecelere çıkar mı? Çıkmaz mı? Çıktığında ne olur? Başına bir şey gelir mi? Korkuyor insan. İzmir'de öyle bir korku yok. Bir sıkıntı yok yani. Peki hocam, biraz da artık üniversitenin dinamiklerine de girmek istiyorum. Biliyoruz ek kontenjan dönemin ikinci günündeyiz. Hı hı. Ve öğrenci arkadaşlarımızın merak ettiği diğer bir konu ise burslar konusu. Vakıf üniversiteleri oldukça fazla burslar veriyor. Peki Yaşar Üniversitesi öğrenci arkadaşlarımıza ne gibi burs imkan ve olanakları sağlıyor? O açıdan zaten şeyleri var. Bu tercih kataloğuna baktıkları zaman bütün bölümlerde şu anda neredeyse %100 burslu, %50 burslu, %25 burslu tercihler var. Henüz açık. Bizim fakültemizdeki şeylerde de var. Tercihlerde de var. Ayrıca öğrenciler diyelim ki burssuz girdi ya da burslu girdi. %25 burslu girdi. Başarılarını eğitim süreleri içinde başarılarını yüksek tutarlarsa başarı bursu almaları mümkün. Yani başarılı öğrencinin ebelinden tutuyoruz. Evet, rektör hocamız, Murat hocamız hep der yani başarının arkasındayız ve hep de destekler. Mesela ikinci yan dal programları, yine Yaşar Üniversitesi'nin özellikle benim çok beğendiğim yani. İşte orada hemen entegrasyonu tabii söyleyeyim hocam. Gerçekten. Bu bir arada olmak, bu genel üniversitenin şeysi, bilim kültürünü bir genel bir kültür olarak görmekten dolayı çok enteresan bir uygulama yapıyoruz ve çok faydasını gördük bunun. Bütün bölümler, her dönem öğrenciler en az bir ya da iki bölüm dışı, hatta fakülte dışı başka fakültelerden ders almaları teşvik ediliyor. Yani sadece kendi bölümünün içinde kalma. İlgi alanı başka yerlerdeyse, başka alanlarda da ilgi alanları varsa o fakültelerden, o bölümlerden dersler alabiliyorlar. Mesela film tasarımı bölümünden benim hukuktan öğrencilerim var. Sinema dersi alıyor. İşte şeyde iktisadi çok idari... Çok önemli bir şey hocam. Ben tekrar etmenizi isterim. Çünkü bölümlerin de birbiriyle bağlantısı yok aslında. Yani aslında büyük başarı hukuk fakültesindeki bir öğrencinin film tasarım bölümünde yan dal yapabiliyor. Yapabiliyor. Bu çok büyük bir ayrıcalık ve fark yaratan bir şey. Buyurun hocam. Yan dal harici. Şimdi yan dal yapmak belli bir program, belli sayıda dersleri almak alıyorsunuz. Hı. Yan dal yapmış oluyorsunuz. Çift ana dal, yan dal, bunları çok teşvik ediyoruz üniversite olarak. Benim dediğim bunun harici. Resmi bir yan dal, çift ana dal yapmıyor olsa bile bütün öğrenciler, her bir öğrenci, her dönem bir iki ders başka bölümlerden ders alıyor. Mesela bak, müziğe ilgisi var. Çok güzel gitar çalıyor. Müzik bölümünden gitar dersi alıyor.
Öbürünün başka bir şeye hukuka ilgisi var, oradan ders alıyor. Böyle genişletmeyi, öğrencilerin ufuklarını mümkün olduğu kadar açmayı amaçlayan bir üniversite ve çok hoşumuza gidiyor bizim bu değişik, başka bölümlerden öğrenciler birbirleriyle ilişkiye girmiş oluyorlar. Bir bütünlük sağlanıyor. Çok benim Yaşar Üniversitesi'nde en hoşuma giden şeylerden bir tanesi, uygulamalardan bir tanesi de budur. Hocam benim uygulamalar dediniz, uygulamalar da benim yine Yaşar Üniversitesi'nin gerçekten çok hoşuma giden bir çalışması var uluslararasılaşma konusunda. Bir kere %90 bölümü, belki daha fazladır hocam, yanlışım varsa düzeltin, İngilizce eğitim almak zorunda. Dersleri İngilizce ve artı en önemli özelliği ikinci yabancı dil olanağı sunması. Arkadaşlarımız yaklaşık 8 dildi benim bildiğim kadarıyla, 8 farklı yabancı dilde ikinci yabancı dil dersiniz de öğretmeye çalışıyor. Bu çok önemli bir ayrıcalık. Yani arkadaşım 4 sene fakültesini bitirdiği zaman veya 2 yabancı dille mezun olmuş oluyor. Sizlerin eklemek istediği bir bu konuda konu var mı? Hemen şöyle anlatayım. Sadece hukuk fakültesi ve bizim sanat ve tasarım fakültesi Türkçe eğitim yapıyor. Onun dışında bütün fakültelerimiz, bölümlerimiz İngilizce eğitim yapıyor. Bizim bölümlere de, hukuka da, sanat ve tasarım fakültesine de giren öğrenciler mutlaka bir İngilizce öğreniyorlar. Bir sene hazırlık okuyorlar, öğreniyorlar. Ondan sonra geliyorlar, eğitimlerine başlıyorlar. Bunun yanı sıra gerçekten işte o bölüm dışı derslerden bir tanesi de dilerlerse yabancı, ikinci bir yabancı dil. Bunu da o kadar çok da geniş bir skala uyguluyoruz. Yani Almanca, Fransızca, İtalyanca, Portekizce, Çince, Japonca, artık ben sayısını kaçırmış durumdayım. Hangi dilden istiyorlarsa ikinci bir yabancı dillerini de alabilirler. Hocam öğrenci arkadaşlarımızın en merak ettiği konu tabii ki öğrencilik zamanında, derslerden geri kalan zamanlarda da üniversitenin öğrenci arkadaşlarımıza sunduğu sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif imkan ve olanaklar. Yaşar Üniversitesi öğrencilerine ne gibi olanaklar ve imkanlar sunuyor? Öğrenci toplulukları da olabilir tabii ki. Ne gibi imkan ve olanaklar sunuyor? Öğrenci arkadaşlarımız Yaşar Üniversitesi'nin kampüsü içerisinden girdikten sonra neyle karşılaşacaklar? O konuyu gerçekten ben saymaya başlasam burada bitmeyecek. Bir kere hakikaten sayısını bilmiyorum. Böyle sayısız öğrenci topluluğu var. Öğrenciler kendi aralarında. Go'dan tutun, yelkene kadar, atçılığa kadar, yani aklınıza gelebilecek her konuda öğrenci toplulukları var. Onların birer kendi ilgilenen başkanları var. Sürekli faaliyetler yapıyorlar. Bir öğrencinin gelip de benim ilgi alanımda burada bir topluluk yok, bir faaliyet yapılmıyor deme olasılığı, imkanı yok. Ve rektörlük, üniversite sürekli bunları destekliyor. Bir yerlere gidilecek olursa onlara imkanlar tanınıyor. Yani her topluluğun çok farklı ihtiyaçları olduğu için, evet, örnekleri uzatmayayım ama çok fazla destekleniyor. Hocam artık ben sanat ve tasarım fakültesine de girmek istiyorum sizin fakültenizde. En sevdiğim fakülte. Hocam o zaman şöyle söyleyeyim. Öğrenci arkadaşımız sanat ve tasarım fakültesini seçerse Yaşar Üniversitesi'nde nasıl bir eğitim anlayışı, felsefesi bekliyor? Şimdi burada sanat ve tasarım deyince hazır bu ek kontenjanlar, ek yerleştirmelerde şeyi de bahsedeyim. Bizim bütün bölümlerimiz, bizde grafik tasarımı bölümü var, film tasarım bölümü var, animasyon bölümü var, müzik ve endüstriyel tasarım bölümü var. Hepsi üniversite sınavıyla almıyor. Endüstriyel tasarım ve bizim film tasarımı 5 bölümden üniversite sınavıyla alıyoruz. Diğerleri grafik, animasyon ve müzik bölümleri özel yetenek sınavlarıyla alıyor. Evet. Onların da ek kontenjanları var. Tam burslu, %50, %25 burslu olmak üzere pazartesi günü, hemen buradan zamanı geçirmeden söyleyeyim de, pazartesi günü sınavları yapılacak. En geç yarın ilgilenen arkadaşlar ön kayıtlarını yapıyorlar. Pazartesi günü ilgilendikleri alanda sınavlarına giriyorlar. Ondan sonra o yetenek sınavıyla da şanslarını, denemelerini tavsiye ediyorum arkadaşlara. Bunu belirttikten sonra, evet, şimdi Sanat ve Tasarım Fakültesi'nde aynı üniversitenin bu vizyonu bizde de geçerli. Biz özellikle sanatı geniş ve hepsi birlikte olan bir bütün alan olarak görüyoruz. Ve hep öğrencilerimize diğer bölümlerden de ders almalarını tavsiye ediyoruz ve destekliyoruz sürekli. Yani mesela grafik bölümüne girdi mi ve bu bölümler dikkat ederseniz çok birbiriyle bağlantılı bölümler. Grafik bölümüne giren arkadaş animasyon bölümünden ders alıyor. Animasyona giren grafikten alıyor. Film tasarımından alabiliyor.
müzikten çok rahatlıkla alabiliyor, endüstriyel tasarımdan alabiliyor. Yani burada bizim becermeye çalıştığımız genel bir sanat kültürü öğrencilere vermek. Sadece bir alan, iyi bir sanatçıysanız sanatın birkaç alanında daha da iyisinizdir. O varsa, o vizyon varsa sizde, onu mümkün olduğu kadar öğrencilerimize vermeye uğraşıyoruz. Sanat bir bütündür diyoruz. Diğer alanlarla da ilgilenmelerini hep teşvik ediyoruz. Hocam isterseniz artık sizin bölümünüze geçiş yapmak istiyorum. Film tasarım bölümü. Popüler bir sektörün bölümü diyebiliriz. Hocam ilk aklıma gelen soru şu. Sinema ve televizyon bölümünden film tasarım bölümünün farkı nedir hocam? Şimdi bu film tasarım bölümünü kurarken bizim üniversitemizde de İletişim Fakültesinde sinema televizyon bölümü var. Bir de film tasarım bölümü var. İkisi birbirinden farklı. Aslında bu bizim daha evvelden ben Sinan Bey'le çalışırken, Plato'da çalışırken oluşturmaya çalıştığımız bir şeydi, fikirdi. Benim daha önce Amerika'da okuduğum, Walt Disney'in kurduğu çok enteresan bir sanat üniversitesinde okudum, CalArts diye. Orada gördüğüm çok enteresan bir şey vardı. Sanat yaparak öğreniliyor. Kesinlikle. Kitaptan öğrenilmesine imkan yok. Sinema da aynen böyle. Kitapta okuyarak sinema öğrenmenize imkan yok. Ama Türkiye'de baktığımızda sinema, televizyon bölümlerinin ağırlıklı dersleri teorik. Şimdi bakıyorsunuz programlarına bir tane bir yönetmenlik dersi, yönetmenlik adı altında çok zor bulursunuz. Görüntü yönetmenliği adı altında çok zor bulursunuz. Bunlar işte kısa film yapımı, efendim televizyon programı yapımı, belgesel yapımı gibi dersler bir dönemlik, en fazla iki dönemlik birer ders şeklinde geçiştiriliyor. Biz bunu tam tersine çevirdik. Bizden de başka yok şu anda böyle eğitim yapan. Bizim ekstra bu sanatta her alana yayılma dışında bizim film tasarımı bölümünün yoğunlaştığı 5 tane alan var. Bizden mezun olan öğrenciler ya yönetmen, ya görüntü yönetmeni, ya yapımcı, ya senarist, ya da post prodüksiyon, kurgucu, montajcı olarak çıkıyorlar. Bu 5 alanda uzman olarak yetiştiriyoruz öğrencileri. Birinci sınıfta daha ortak sinema dersleri görüyorlar. İkinci sınıfta bu 5 alanında birden ortak bir derslerini görüyorlar. Temel tekniklerini öğrendiği. Üçüncü sınıfa geçtiklerinde bunun uzmanlığını daha daraltılmış 2 tane alanı seçebiliyorlar. O 2 alanda daha uzmanlık yapıyorlar ve son senelerinde mezuniyet tezlerini bu 5 alandan bir tanesinde yapıyorlar. Dolayısıyla ömürleri film çekerek geçiyor. Bizim derslerimiz mesela, sınıfta dersimiz neredeyse hiç yok. Teoriden çok diyorsunuz, pratiğin ve uygulamanın %90 olduğu ve harmanlandığı diyelim açıkçası. Teoride muhakkak mutlaka bir şekilde alınıyordur. Ama uygulamanın, alıyorlar, pratiğin daha çok fazlasıyla yer aldığı bir eğitim sistemi var. Hep setlerdeyiz. Süper yani hocam. Sınıfta harika. Ders diye bir şey yok. Sete gidiliyor, orada ders yapılıyor. Oyuncuya böyle oynattıracaksın çocuğum, şöyle yapıyoruz, onu anlatıyoruz. Hocam, sürenin ne yazık ki sonuna geldik. Süreler yetmiyor. Keşke bir 20 dakikamız daha olsaydı ve üzerine de konuşsaydık. Çünkü çok soracağım soru vardı. Hocam teşekkür ediyorum verdiğiniz bu değerli bilgiler için ve tekrar ayağınıza sağlık diyorum. İzmir'e de bizlerden bol selamlar götürmenizi isteriz hocam. Teşekkürler, getirdim tabii. Üniversite tercihleri programının birinci bölümünün sonuna geldik. İkinci bölüm konuğumuzla tekrar reklamlardan sonra karşınızda olacağız.